Merhaba Burak, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hangi bölümde okudun? Psikoloji bölümünde okudum. Peki hangi puan türüyle yerleştin? TM3 puan türüyle yerleştim. O zaman bölüme yerleştikten sonra seni en çok zorlayan şey neydi? Bölüme yerleştikten sonra beni en çok zorlayan şey ilk yılım değil de ikinci yılımdan itibaren daha çok alan derslerim meydana geldi. Ve alan derslerimde çok spesifik konulara girdik. Bunların aynı zamanda 5-6 ders olması... Tam olarak nelere daldınız? Yani gelişim psikolojisinde çocuk üzerine daldık, klinik psikolojide daha çok terapi üzerine daldık, psikopatolojide daha çok insanın ruhsal bozukluklarına yöneldik. Endüstri psikolojisinde ise daha çok iş ortamında, İK yönetiminin alanında şey olduk. Peki sizin ders yoğunluğunuz nasıldı? Okumak zor muydu? Senin en sevdiğin ve hiç sevmediğin dersler nelerdi? Benim en sevdiğim derslerden birisi psikopatoloji, yani psikolojik rahatsızlıkları içeren dersimizdi. İkinci sevdiğim ders de klinik psikoloji. Genel olarak psikoterapi bağlamında geçmiş dersimiz. Psikolog dediğimiz zaman da ülkemizde öyle anlaşılıyor. Kafayı yerim be, kafayı! Psikoloğum senin hiç yapmadığın bir şey yapıyor Haluk. Ne yapıyor? Beni dinliyor. Seni dinliyor. Sen de ona bunun için para veriyorsun. Evet veriyorum ve bundan hiç pişman değilim. O kadar para versen seni ben de dinlerim hayatım. Ve en ilgi çeken dersler de onlardı. Ardından en çok sevmediğim dersler de benim kendimle alakalı biyolojik psikoloji. Yani psikolojinin biyolojik tarafını pek istemedim, sevmedim, zevk almadım, zorlandım. Peki ben şunu merak ediyorum diğer sorudan önce. Şimdi Türkiye'de şu çok merak ediyorum. Psikoloji mezunları, TDR mezunları. Bu ikisinin ayrımı tam olarak ne oluyor? Şimdi psikoloji bölümü aslında psikoloji bilimini anlatan bir bölüm. Tamamen teorik olarak yüksek lisanstan sonra pratiğe geçiyor. Ancak PDR ile arasındaki farkı biraz daha psikoloji bilimi insanın psikolojik rahatsızlıklarına odaklanıyor. Ama PDR biraz daha eğitimle alakalı bir bölüm diyebilirim. Ana farkı bu. Ama her iki bölümde birbirinin yaptığı işleri yapabiliyor. Psikolog okulda okul psikoloğu olarak çalışabiliyor. Rehberlik de yüksek lisansını tamamlayıp aynı şekilde psikoloğun görevlerini de yerine getirebiliyor. Süper. Peki diğer soru. Bölümün geleceği, iş imkanları ve maaş potansiyeli hakkında herkes çok merak ediyor. Biraz bilgi almak istiyorum. Bölümün geleceği aslında bir psikoloji literatüründe bir laf var. Psikoloji geçmişi çok uzun bir tarihe ama bilim olarak yakın bir tarihe sahiptir. Yani 200 yıllık bir bilimdir. Felsefeden, sosyolojiden, dinden ayrılmış bir bilim. Şu an birçok alana yayılıyor. Sağlık psikolojisi, klinik psikoloji, gelişimsel psikoloji, endüstri psikolojisi, yavaş yavaş trafik psikolojisi bile oluşuyor. Spesifik alanlara yayılıyor bunlar. Psiko-onkoloji, kanser üzerine çalışan psikologlar var. Bu yüzden çok geniş bir alana hitap ettiği için insana dair, insanın temas ettiği alanla birlikte bir çalışma yapması mümkün. Bu yüzden de psikoloji bölümünün geleceği çok açık. Ben tavsiye ederim. Peki sizde maaşlar nasıl oluyor? Maaşlar yine aynı şekilde çok geniş bir alan olduğu için kendini geliştirmenize bağlı. Bir uzmanlık alanı belirlemeniz lazım okul döneminde. Bunu hocalarınıza da gerçekleşebiliyorsunuz. Hocalarınıza sorup, danışıp bir şeyler yapabiliyorsunuz. Maaş 2000-2500'den başlıyor ama ucu bucağı olmuyor. Bu tamamen sizin potansiyelinize bağlı. Farklı akademik olarak çalışırsınız. Aynı zamanda klinik anlamda da terapi görebilirsiniz. Endüstride İK yöneticisi olarak çalışabilirsiniz akademide çalışırken. Çok büyük birçok farklı işi aynı anda yapabiliyorsunuz. Maaşı da bayağı dolgun olabiliyor. Çok iyi. Peki şu an ağırlıklı olarak bölümden mezun olan arkadaşlarım neler yapıyor? Hangi sektörlerde çalışıyor? Aslında kaba taslak bahsettim ama tam olarak ve spesifik olarak hangi sektörler? Tekrar toparlarsak klinik psikoloji alanında ilerleyen arkadaşlarımız terapist olarak psikoterapi yapıyorlar. Sarılacağım. Şşt sakın.
Sen aslan burcusun sen. Senin psikolojin bozulamaz. Manyak mısın sen? Aa, çok iyisiniz. Turp gibisiniz. Bir şeyiniz yok. İçim sıkıldı. Herkes derdini anlatıyor ya. Kızım hiç mi güzel bir şey yok hayatınızda? İntihar eden kova var mı hiç gördün mü mesela? Yok. İntihar eden kova olmaz. İntihar eden balık olur. Yay olur, akrep olur. Gelişim psikolojisi alanında ilerleyen arkadaşlarımız daha çok bayan arkadaşlarımız oluyor. Anaokullarında iş alıyorlar. Ondan sonra endüstri psikoloji alanında ilerleyen arkadaşlarımız da insan kaynakları bölümünde örgütün içerisindeki psikolojik havayı daha iyi yapmak için, üretimi fazlalaştırmak için çalışıyorlar. O zaman kilit soruyla bitiriyorum. Bu soruyu biliyorsun zaten. Yine olsa yine bu bölümü okur musun? Neden? Kesinlikle okurum. Çünkü sadece mesleki bir anlamda değil, psikoloji bilimi. Ben mesleğimi kazandım, psikolog olarak devam ediyorum. Ancak bana kattığı oldukça çok şey var. Sadece psikoloji bilimini mesleki anlamda değil, kendime dair çok faydasını bulduğum için tekrardan okurum. Ben zaten üniversiteye girerken de farklı bir bölüm istiyordum, hukuk istiyordum. Ama psikolojiyi tercih ettim. Psikoloji de tekrardan okurum. Peki tercih etmenin sebebi neydi? Yoksa... Bir anda karşına çıktı. Nasıl oldu? Psikoloji araştırmamıştı. Psikoloji. Psikoloji. Evet. O ne oluyor? Benim psikolojim bozuk şu anda. Ne yapmak lazım? Hukukla bir bağlantım vardı. Ama psikoloji araştırdıktan sonra yine bilgiler edindim. Detaylı bir şekilde. Okullarda danışmanlıklara gittim. O yüzden daha çekici geldi. Bir de insanla uğraşıyorsun. Gerçi hukuk da insanla uğraşıyor ama daha derine indiğim için psikolojide. Onu seçtim. Çok tekrar teşekkür ederiz Burak. Çok sağ ol. Rica ederim. Sağ olun.